İsrail'in Filistin'deki saldırıları tüm şiddetiyle sürerken Lübnan sınırında da çatışmalar yaşanıyor. Hizbullah İsrail'in kuzeyine roketler fırlatıyor. İsrail ordusu ise Lübnan'ın güneyine uçaklar, tanklar ve toplarla saldırıyor. Görüntülerini sosyal medyada paylaşıyor. Filistin'deki işgal devam ederken İsrail-Lübnan arasında da gerginlik var. İsrail ordusu ve Hizbullah arasında çatışma yaşanıyor. Sınırdaki hareketlilik sürüyor. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinden İsrail'e 50'den fazla roket fırlatıldığını belirtti. Devlet televizyonu Kansa, Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine doğru ateş açıldığını belirtti. Saldırıda can kaybı bildirilmedi. İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyine saldırı düzenledi. Saldırıların görüntülerini paylaştı. Birçok noktanın vurulduğu görüntülendi. Hizbullah'ın altyapısını vurmak için uçaklar, tanklar ve toplar kullanıldığı ifade edildi. Hizbullah ise geri adım atmıyor. İsrail'i misillemeyle tehdit ediyor. وأننا لن نخشى لا التهديدات ولا التهويلات لا الإسرائيلية ولا الأمريكية. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Hizbullah'ın topyekün savaş başlatma ihtimaline atıfta bulunmuştu. Beyrut'u ve Güney Lübnan'ı Gazze ve Han Yunus'a çeviririz demişti. You've heard of the rape? Lübnan Başbakanı Necip Mikati ise İsrail'in bölgeyi topyekün savaşa sürükleyebileceğini söyledi. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'la yaptığı görüşmede İsrail'in saldırılarının durması için maksimum baskı uygulanması çağrısı yaptı. Cameron ise Gazze'deki çatışmaların tüm bölgeye yayılmasının dünyadaki risk ve güvensizlik düzeyini artıracağını vurguladı.